Kayıp Hayatlar programı bir kez daha Türkiye'yi derinden sarsacak bir olayı gün yüzüne çıkarıyor. Sazlı Su'da bir inşaat çalışması sırasında karşılaşılan manzara akıllara durgunluk verdi. Bundan 15 yıl önce yok edilen koca bir aile. Bu ev koskoca bir aileye, Yılmaz ailesine mezar oldu sayın seyirciler. 3 küçük çocuk, bir anne ve bir baba. Ama bu ailenin 2 ferdi daha var. 2 kız kardeş. Ve onlar hala kayıp. Bu 2 kız kardeş nerede sayın seyirciler? Biz de onun peşindeyiz. Yılmaz ailesinin 2 ferdi, 2 kız kardeşin kimlik bilgilerine ulaşmaya çalışıyoruz. Eğer yaşıyorlarsa ailelerinin kayıp olduğunu neden polise bildirmediler? Acaba bu cinayetlerle bir ilgileri olabilir mi? Adli tıp cinayetin yaklaşık 15 yıl evvel işlendiğini söylüyor. Bütün bu soruların cevabı çok yakında Kayıp Hayatlar programında olacak. 2 kız kardeş katliamdan kurtulabildiler mi? Kurtuldular ve hayattalarsa şu anda neredeler? Bu acımasız cinayetlerin arkasında kim ya da kim? Ay ben yaparım dedim Asuman Hanım, yapıyorum. Yapıyorum, ben yapıyorum. Hiç kimseye ulaşılamadı. Sen kendi işine bak. Siz bilirsiniz. Hoş geldiniz Gizem Hanım. Sağ ol. Biz de ekip olarak... Merhaba anne. Niye zahmet ediyorsun? Gizem gel gel. Yılmaz'ın yerini araştırıyoruz. Tanıtımlarımızdan sonra stüdyomuza birçok izleyicimizden telefon aldık. Ne cahil insanlar var. İbretlik, ibretlik. İzleyenlerimiz merakla bekliyorlar. Bu ailenin yok olmasına kim sebep oldu? İnsan bunlarla aynı memlekette yaşadığını düşününce delirecek gibi oluyor. Neden çocuk yaşlı demeden böyle korkunç ama bir cinayet ne yapsınlar için? Yazık. İşte cehalet tam da böyle bir şey. Sazlı Su katliamını çözebilmek için bize yardım teklifinde bulunan... En az bizim kadar Nesime ve Feride kardeşleri bulmak isteyen bir konuğumuz olacak. Karşınızda kayıp olan Nesime Baykan'ın kızı Mevsim Baykan. Tazlı Su'da 15 yıl önce yaşanan olaylar sırasında sadece 4 yaşındaydı. Mevsim Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim Sazlı Su dosyasını açmamız ona da umut ışığı oldu sayın seyirciler. Annesinin başına ne geldiğinden habersiz büyüdü. Kızım. Annesi ve teyzesi sırra kadem bastılar. Kapatmışım ne telefonu? Cemil Bey'im. Cemil Bey'im. Mevsim televizyonda bir baksanız. Aç şu televizyonu. Aç, aç, aç! Şimdi onlardan... Nesime ve Feride kardeşlerden bir haber almak için burada. Onlarla ilgili bir bilginiz varsa lütfen bizi arayın sevgili seyirciler. Arabayı hazırla. Bu evladın annesine kavuşabilmesi için ona yardım edin. Ama doğru düzgün çekemiyorsunuz ki. Aynen yıllar önce kaybolan iki kardeş... Hiçbir şey gözükmüyor. Sizin yapacağınız haberciliği. Hayret bir şey. Buldularsa neredeler? Aa Gizem, ne yapıyorsun seyrediyorum? Bitecek birazdan zaten sabret. Bir televizyonum çok görüyorsun bana aşk olsun. Murat Güven, kayıp iki kız kardeşin hikayesinin peşine düşüyor. Anneniz kaybolduğunda çok küçüktünüz. Sanırım 4 yaşındaydınız değil mi? Evet. Ya ben annemi çok az hatırlayabiliyorum. Peki. Kaybolduğu geceye dair neler biliyorsun? Annem o gece beni uyutuyormuş. Sonra bir tane adam gelip annemi sürüklemeye başlamış. Diğer ikisi de odalara dalıp bütün evimizi yağmalamışlar. Hatta Feride teyzemi bulmuşlar, onu da sürükleyip götürmüşler. Babam onları kurtarmak istemiş ama babamı darp etmişler. Benim babam az kalsın canından oluyordu. Ama ben annem ve teyzemin yaşadığını hep içimde bir yerlerde hissettim. Ben onları bulmak istiyorum. Bütün şansımı kullanmak istiyorum. Olayla ilgili ulaşacağımız bilgileri izleyenlerimiz merakla bekliyorlar. Bu ailenin yok olmasına kim sebep oldu? Neden çocuk yaşlı demeden böyle korkunç bir... Sakin ol.
beyler. Bu anne kızın buluşmasına vesile olmak istiyorsanız bizi irtibat numaramızdan arayabilirsiniz. Kim bilir, belki de bir mucizeye sebep olacaksınız. Ah! Kız, bu bizim Nezime. Eğer öldülerse bunu da bilmek istiyorum. Annemin mezarına gidip dua etmek istiyorum. Ama eğer yaşıyorlarsa... Yaşıyor kuzum, yaşıyor. Hem de gibi. Nezime! Nezime kız! Nezime! Televizyonu aç çabuk, bak seni gösteriyorlar. Bak, bak tıp atıp sen. Nesime dedi zaten. Dur Hacer Allah aşkına, dur başım çok ağrıdı, çatladı. Dur, ben de ona bakıyorum. Onu izliyordum ben de, hani gördüm. Benziyor. Hatlar matları. O benim de işim var kız televizyonda. Şurada 40 yıldır burun buruna oturuyoruz. Benim ne işim var orada? Hacer, hani güzel de... Sanın bahtı güzel olur. Asıl o benim. Bu kız kardeşleri gören, haklarında bir şey duyan varsa lütfen telefon numaralarımızdan bizimle iletişime geçsin. Acılı bir eş, 15 yıldır annesine hasret gencecik bir kız. Gelin kayıp hayatlarını onlara geri verelim. Telefon numaralarımızdan bizimle iletişime geçin. Üzgünüm beyefendi, sizi alamam. Ne demek alamıyorum lan? Sen bizim kim olduğumuzu biliyor musun aslan? Bilmiyorum beyefendi ama bu şekilde giremezsiniz buraya. Beyefendi sakin olun. Ara kimi arayacaksın? De ki Cemil Baykan burada. Ne yapayım? Burada Murat Bey'le görüşmek isteyen biri var. Tamam, hemen içeri alın. Benzettim herhalde. Ne herhalde? El alemin kadını. Ne alakası var canım şimdi? Hiç. Ben de gidelim. Kapatalım o zaman. Kapat. Başım şişti zaten. Sen bize bir kahve yap o zaman. Hadi. Yapayım, bir kahve yapayım. Vallahi başım o kadar ağrıdı ki sen sus diye hemen yapacağım kahve. Dur, dur hemen yapayım. Hadi yap. Alo. Alo. Kardeş, ben tanıyorum bu Nesime'yi. Sen... Murat Bey'e bağla beni. Stüdyoya. Onunla konuşacağım. Yayına bağlanmak isteyen bir izleyicimiz var. Sayın seyirciler, Nesime Baykan'ın yerini bildiğini söyleyen bir izleyicimiz yayına bağlanacak. Ay bak gördün mü? Hemen tanıyan biri çıktı işte. Alo hanımefendi, beni duyabiliyor musunuz? İsminizi öğrenebilir miyiz? Murat Bey, ben Nesime'nin yerini biliyorum. Mevsim! Baba? Beyefendi. Kes yayını. Baba bak. Yayını kes! Güvenlik! Arkadaşlar, müsaade edin beyefendi yayınımıza katılsın. Hiçbir şey anlatmıyorsun. Cemil Bey şu anda yayınımızda. Nesime Hanım'ın yerini bildiğini söyleyen izleyicimiz de hatta. Evet, şu an bir ailenin yıllar sonra kavuşmasına şahitlik ediyoruz. Üstelik bu aile çok büyük bir trajedi yaşadı. Hanımefendi, beni duyuyor musunuz? Hanımefendi, beni duyabiliyor musunuz? Lütfen canlı yayında adres vermeyin. Hayır, bırak adres versin. Nerede dediniz hanımefendi? Balta Limanı'ndayız biz. Tavşan otu mahalle. Evet, hat kesildi sanırım. Alo, Hacer Çalıklı Mahallesi. Alo. Hacer, ne var Bedel? Hacer, ver şu telefonu. Ben şu telefonu dedim. Vermeyeceğim işte. Hacer. Gelme dedim, deli. Kız bir dur. Ne var be, ne var? Kız sen beni nasıl ihbar edersin? Ettiysem ettim. Ne olmuş? Sen benim hayatımda nasıl oynarsın? Kızın için yaptım yalancı. Hacer. Hacer. Bak. Sen o benim kaçtığım adamın insanlara neler yaptığını biliyor musun? Yaptıysa hak etmişsindir. Kız.
İki dakika televizyona çıkacağım diye. Yapmayacaktın Hacer. Benim hayatımla oynamayacaktın. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Teşekkürler. Yürü! Bu kadar çabuk olacağını beklemiyordum. Teşekkür ederim. Beyefendi, durur musunuz? Mevsim Hanım'la bir şey konuşmamız... Ne konuşacaksın lan? Ne konuşacaksın? Ne oluyor ya? Arkadaşlar alın şu adamı. Ne oluyor lan, ya? Bırak! Lan! Janset, Ömer'i al, kamerayı hazırlayın, yola çıkıyoruz. Hadi. Tamam. Tamam, tamam. Ben hallediyorum. Murat Bey, polis yolda, kanal şikayetçi olacak. Ben şikayetçi falan değilim. Adli bir durum yok Erkan. Efendim, beklememiz lazım. Erkan, şikayetçi değilim dedim. E ne oldu şimdi? Ay hiçbir şey anlamadım. Sen bir şey anla... Gizem. Sağ ol Ali, kolay gelsin. Gel buraya. Oğlum kaç kere söyledim sana şu evrakları kontrol etmeden acenteye verme diye. Abi tamam. E tamam da dünden beri eksik mal peşindeyiz. Listeye yanlış girmişsin. 40 yılda bir oluyor işte. İnsanız, hata yapacağız tabii. Sen sanki armatör doğdun. Anne acil değilse sonra arayayım mı? Biliyor musun? Annelerin telefonunda %90'ında no'ya basılıyormuş. Sen açıyorsun en azından. Evet Bey, talimat için her sayfa evliyim. Anne çok işim var. Söyle lütfen. Aman tamam. Bir şey sorup kapayacağım. Gizem iyi mi bu ara? İyi. Neden sordun? Bilmiyorum yani. Aranız iyiymiş gibi gelmiyor bana. Anne bir şey sorup kapatacağım dediğim bu muydu? Hiçbir şey söylemeden çekip gitti. Kafası karışık o kızın. Gerçekten kapatmam lazım. Öpüyorum. Ne oldu? Ne diyorsun ya? Sen boş ver, hadi işimize bakalım. Hadi, hadi. Allah kahretsin, çekmeyecek zamanı buldum. Çıkar çantanı, tamam mı? Aç dolabını, doldur eşyalarını, gidiyoruz. Hadi gidiyoruz, tamam mı oğlum? Ne oluyor ya? Oğlum bir soru sorma. Dediklerimi yap. Aç çantanı, eşyalarını doldur, gidiyoruz. Ya niye topluyoruz eşyalarımızı? Nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Hayırdır ya? CIA mi peşimizde? Kimden kaçıyoruz anne? Ahmet çok konuşma. Acele et oğlum, acele et. Dur bir dakika, pantolonumu giyiyorum. Hadi oğlum, hadi. Ne yapacağız abi bulursan? Hayır, televizyonların önünde çekip vuracak mıyız yengeyi? Hayır, soruyorum, ne yapacağız yani? Niye vuralım Kamil? Alacağız, evimize geleceğiz. Oturacağız, güzel bir yemek yiyeceğiz. Nohutlu pilav sever misin mi? Sohbet edeceğiz. Feride nerede, onu da öğreneceğiz. Onu da alıp geleceğiz evimize. Mevsim tanıyacak annesini, teyzesini, hesaplaşacak. Hani diyordun ya evde, ne yaptın anama diye. Öldürdün mü, gömdün mü? Kendin sorarsın artık. Babam ne yaptı sana diye. Ay seni uyanık Memsi. Demek bu yüzden çıktık televizyonlara. Ya vallahi 40 yıl düşünsen benim aklıma gelmezdi, biliyor musun abi? Kamil, boş boş konuşma da düzgün bir yerde indir Mevsim'i. Biz gideceğiz. Mevsim gelmeyecek. Beni bu arabadan kimse indiremez. Gideceğim. Onun gözünün içine bakacağım. Beni nasıl bıraktın diye soracağım. Nasıl bırakabildin?
manyak heriflerden önce bulmamız lazım. Murat yavaş, kaza yapacağız. Tamam Cansın, tamam. Yetişmeye çalışıyorum. Tavşan Otu Mahallesi neresi? Burası abla, şu karşıdaki mahalle. Nasıl giderim oraya? Şu üst taraftaki yoldan gidebilirsiniz. Sağ ol. Çabuk, 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 çabuk Ahmet, çabuk. Bu kadar mı abla? Nasıl bu kadar mı yani? Yani işte bu sazlı su kadar mı? Bu gökyüzünü görüyorsun ya. Evet. Ama başını sonunu görmüyor. Görmüyorum evet. Dünya da o kadar işte. Başı sonu ucu bucağı belirsiz bir yer. O zaman birinden kaçmak istersek o biri biz istemedikçe bizi bulamaz. Bulamaz. Çünkü dünya çok büyük. Cemil geliyor, hadi çabuk hızlı. Yukarıda araba, hadi. Yukarıda araba. Çabuk. Ahmet tamam, hadi koş. Anne nereye koş, gidiyorsun? Oğlum koş, koş. Ahmet koş. Koş, 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 koş. Hadi. Buradan hadi. Ya ne oluyor anne? Biz neyden kaçıyoruz? Kimden kaçıyoruz? Banka mı soyduk? Adam mı vurduk? Ne yaptık ya? Tamam artık. Geç önüme. Geç şuradan, geç. Koş, soru sorma hadi. Oh, yeter. Geldiler çabuk çabuk. Ha? Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.